Hepinize Samsun'dan merhaba. Sabah saat 7. Onun için gözlerim biraz uykulu. Yolculuk New York'a. İstanbul Havalimanı'na indim. New York uçuşuna bir 3 saat var. İstanbul'dan buraya 10.30 saate geldik. Ama benim Samsun'dan yola çıkışımı hesaba katarsak yaklaşık 24 saattir yoldayım. Pasaport kontrolünden geçtim. Şimdi toplu taşımayla merkeze gidiyorum. İlk trenden indim. Şimdi Manhattan'a gideceğim. Metronun gelmesini bekliyorum. Yalnız buralar aşırı pis. Hemen size de göstereyim. Nihayet geldim. Burada Manhattan'da yaşayan bir arkadaşım var, Ali. Onda kalacağım. Ali ile buluştuk. Köpeği de var. Eve çıkıyoruz. Dün akşam Ali'nin Manhattan'daki bu evine geldik. Ali'yi ben 2013'ten beri tanıyorum. Sağ olsun beni misafir etmek istedi. Kapra neredesin? Kapra gel buraya. Kapra İtalyanca keçi demekmiş. Şimdi biraz tabii dinlendim 24 saatlik yolculuktan sonra. Şimdi çıkıp yemek yiyeceğiz. Biraz New York'u gezeceğiz. Manhattan'dan geziye başladık. Tabii önce karnımızı doyurmamız lazım. Ali 1,5 yıldır New York'ta. Burada bir ajansı var. Hollywood ya da Netflix gibi platformlara film ve dizi afişi tasarlıyor. Bu benim ABD'ye 3. New York'a ise 2. gelişim. Yaklaşık 8 yıl önce ilk defa gelmiştim. Vizem olduğu için şimdi de aynı vizeyle gelebiliyorum. Çünkü ABD vizesi 10 yıl geçerli oluyor. Ülkeye girişte belki problem yaparlar dedim ama olmadı. Çünkü pasaportumda İran, Afganistan ve Pakistan vizeleri var. Pasaport görevlisi Pakistan'a çok takıldı. Neden birkaç kez gittin dedi. Ben de bir şekilde anlattım. Dünyayı geziyorum. Orada da fotoğraf çekmek için bulunduğumu söyledim. Sorunsuzca ülkeye girdim. New York'taki en pahalı şeylerden biri otopark. 1 saatlik ücret 12 dolar. Bu gördüğünüz The Halal Guys, New York'taki en ünlü sokak yemeği yapan yerlerden biri. Bu saatte bile sıra var. Akşam sıra çok çok daha fazla oluyormuş. Biz ama şimdi orada yemeyeceğiz. Önümüze çıkan hemen bir yerde yemek yiyelim dedik. Antalya çıktı. Burada yiyeceğiz. Arnavut ciğeri söyledik. Üstüne de pilav üstü gelecek. Çay söyledik. Sonra gezmeye devam edeceğiz. Burada New York Halk Kütüphanesi var. Yapı gayet güzel, heybetli. Şöyle inceden girip bakalım.
halk kütüphanesi dedim ama içinde etkinlik yapılmak için farklı alanlar, sahneler de var. Öyle spontane dolanıyorum. Üçüncü katına çıkıyorum. Vaa! Asıl güzellik buralardaymış. Kütüphane 1895 yılında kurulmuş. Buraya giriş ücretsiz. İlk uğrak noktamızın kütüphane olması güzel. Bu arada Mart ayındayız. Geçen hafta burası eksi derecelerdeydi. Kar vardı. Bugün ise 15 derece. Hani kışın buraya gelirseniz çok soğuk oluyor ona göre. İdeal sezon sence ne zaman abi? İlkbahar ve sonbahar. Ali ilkbahar ve sonbahar diyor. Karşıda büyük merkez terminali var. Grand Central Terminal. İçi güzel. Google'da öyle gördüm. Bakacağız şimdi. Burası da yine Manhattan'ın merkezinde. Ama trenler sanırım alttan gidiyor. New York'ta ya da ABD'de köpekle hemen hemen her yere girebiliyorsunuz. Yani alan gördüğünüz gibi çok büyük ama ortada hiçbir kolon yok. Buradan birçok yere şu anda tren gidiyormuş. Meşhur Empire State binası. Bunun en üst katlarına biletle çıkılabiliyor. Yaklaşık 80-85 dolar ve 100-110 dolar ücreti var. Ben ama muhtemelen başka yüksek bir binaya çıkacağım. Tabii yürüye yürüye akşam ettik, yorulduk da. Washington Square Park'a geldik. Dolanmaya devam ediyoruz. Bugünü böyle sokaklarda geçirdik. Muhtemelen salgından dolayı böyle aralarda bölmeler var. Ama artık birçok yasak kalkmış durumda burada. Ali evden çalışıyor. Bugün de biraz işi vardı. Çıktım ben öyle kendim dolanacağım. Kahvaltı da yapmadım. Bir pizza yerim belki. Artık ne çıkarsa. Ev sizleri her zaman görüyorsunuz. İleride bir pizzacı var. Oraya gideceğim.
İstediğiniz malzemeyi söylüyorsunuz. Pizzayı öyle yaptırabilirsiniz. Ben 4 peynirli söyledim. Peynirin hastasıyım. Google'daki puanı yorumları çok iyiydi. Bakalım tadı nasıl? Burası sıradan bir pizzacı. Yani bu pizzayla bir kişi ancak doyar, iki kişi doymaz bence. 4 peynirli, yanında bir de soda, $16. Yani bugünün kuruyla yaklaşık 250 TL yapıyor. Yalnız pizza güzelmiş, incecik, çıtır çıtırdı. Şimdi çıkıp gezme zamanı. Şimdi Central Park'a gideceğim. Hava aslında çok güzel değil ama buraya gelmişken orayı görmemek olmaz. Her taraf bina, bina, bina. Yani gökyüzünü bazen zor görüyoruz. Bazı filmlerde görmüşsünüzdür, New York'ta mazgallardan hep buhar çıkar ya. Karşıdaki de mesela onlardan biri. Onun sebebi şuymuş, New York'ta evlerde ısınma sistemleri kaloriferli oluyor genelde. Sıcak suyu kanalizasyona veriyorlarmış ve buhar oradan çıkıyormuş. Bu yanımdaki adam da hep böyle bağırıyor. Para istiyor. Bu Amerika'da bunu her yerde görürsünüz. $1 var mı? 50 cent var mı? Her yerde görürsünüz. Her yerde. Central Park'ın bir ucundan girdim. Burası çok büyük. Burayla ilgili internetten biraz bilgilere baktım. 1800'lü yıllarda burası bataklıkmış. 1857 yılında da burada bir yarışma yapmışlar. Hani burayı nasıl ıslah ederiz diye. Frederick Love ve ortağı bu yarışmaya katılmış. Ve bu Central Park'ı yapmışlar. Zamanında burada 1600 kadar da evsiz varmış. Onları da başka yere almışlar. İlginç bir bilgi de burası dünyadaki ilk peyzaj çalışmasıymış. Parkın bugüne kadarki maliyeti de yaklaşık $200 milyon kadarmış. Her yerde sincaplar var. Park çok büyük. Neredeyse bir uçtan bir uca 5 kilometre. 3382 dönünmüş. Yılda yaklaşık 25 milyon ziyaretçi geliyormuş. İçinde yazın kullanılabilen havuz ya da havuzlar var. Göleti var. Kışın ise buz pisti yapılıyormuş. Tabi burada birçok ünlü konser de verilmiş. Belki hala da veriliyor. Parkın içinde müze dahi var. Ama belki de işin en güzel tarafı şu. Şimdi burası Manhattan'ın tam göbeğinde. Manhattan Amerika'nın en pahalı yerlerinden biri. Belki de en pahalısı. Burada ev kiralamak isteseniz de, satın almak isteseniz de metrekaresi çok pahalı. Buradaki arkadaşlar söylüyor. Şimdi düşünün, böylesine değerli bir yerde 5 kilometre uzunluğunda bir park var ve günümüzde de hala işlevini koruyor. İşte güzel olan bu. Parkta değil bir gün, isterseniz 3 gün bile geçirebilirsiniz. Ama benim şanssızlığım hava pek güzel değil. Onun için sokaklara geri dönüyorum. Parktan çıktım, böyle bir şeye denk geldim. Bizim 19 Mayıs çalışmaları gibi. Bugün Aziz Patrik günüymüş. Onun için bu etkinlikler yapılıyor.
şöyle bir yer buldum. İçeride yemek de var, içecek de var. Çeşit çeşit. Bir cappuccino alıyorum. $5. Sürekli yürüyünce yoruluyorsun ister istemez. Bir kahve molası. Kahvemizi içtik. Ali de işlerini bitirdi, geldi. Şimdi beraber geziyoruz. Times Meydanı'na doğru gidiyoruz. Tabi burası gece daha güzel olacak. Ya da akşam. Hava kararınca da geleceğim. Tabi havanın sisli olması da böyle mistik yaptı ortamı. Bu arada bazen siren sesleri geliyor ya, yani New York artık bunlarla da meşhur mu diyeyim bilmiyorum. Sürekli bunu duyuyorsun. The Vessel'a geldik. Bu gördüğünüz yapının adı The Vessel. Arı peteği gibi bir anlama geliyor sanırım. Bunun içine giremiyoruz çünkü burada birisi intihar etmiş ve ondan sonra kapatmışlar. Aslında çok değişik bir mimarisi var. Şu alttan belki fotoğraf çekeceğiz. Bakalım ne kadar girebileceğiz bilmiyorum. Dediğim gibi yapı çok ilginç ama aralara çıkamıyoruz. Böyle tatlı bir yoldan yürüyoruz. İşin ilginci burası önceden tren yoluymuş. Şu solda da tren hattını görüyorsunuz. ...2013'te New York'a geldiğimde böyle dışı kırmızı olan evlerin birinde kalmıştım. Yine bu gezimde de her yerde bu tip evleri görüyorum. Hani klasik New York evi gibi düşünebilirsiniz. Ve bu yapılar öyle 20-30 yıllık yapılar değil. Ve Ali'nin evi mesela 100 yıllıkmış. Bu evler de kabaca o kadar eski. Yani burada arsa, metrekare o kadar değerli ki... ...otoparklar bile böyle. Hepsi değil tabii ama... Arada görüyorum bunları. Gezmeye devam ediyoruz. Hani ilginç bir şey olursa gösteriyorum. New York'ta 3. günüm. Her şey yolunda. Genelde yürüyerek gezdiğim için biraz havlamışım. Ama iyi gidiyor. Şimdi Türkiye'den bir arkadaşımın arkadaşıyla görüşeceğim. Harvard Club'a gideceğiz. Özel bir yermiş. Üç gündür New York'tayım ama ben bu süre içinde sadece Manhattan bölgesini gezdim, geziyorum. Yani New York çok büyük bir yer. Hepsini, her yerini gezmek, görmek çok kolay iş değil. Yani böyle biraz spontane geziyorum. Harvard Club'a girdik ama burada normalde fotoğraf, video çekmek yasakmış. Zahide ve eşi geldi, buluştuk. Farklı farklı odaları var. Burası 1860'larda yapılmış.
O gün bugün de birçok şey hala aynı duruyormuş. Mesela bu oda hiç değişmemiş. Mesela bu duvarlarda resimler var hepsi. Harvard'dan mezun olmuş başkanların resmiymiş. Obama dahil. Zahide anlatıyor bana. Bu halılar İran halılarıymış. Duvarda gördüğünüz şu fil, gerçek filin doldurmasıymış. Burada Obama'yı bile görebilirsin diyorlar. Sen gördün mü daha önce? O da görmüş. Tamamen boynuzdan yapılma avize. Harvard Club'da öğle yemeğimizi yedik. Tabii içeride çok video çekemedim çünkü yasak. Gizli gizli çektim. Yani orada Harvard'dan okumuş olmak yetmiyor oraya üye olmak için. İşinde başarılı, kendini biraz kanıtlamış olman gerekiyormuş. Zahide'ye de teşekkürler. Davet etti beni eşiyle beraber. Şimdi dedim beni Harry Potter'ın mağazasına bırakın. Burayı da çekeceğim. Sonra New York'u gezmeye devam. New York'a geldiğimi paylaşınca ya da geleceğimi söylediğimde buradan o kadar çok Türk yazdı ki bana görüşelim bizde kal diye. Hani şaşırdım, o kadar ben de beklemiyordum. Zahide de benim eski takipçilerimden ama Türkiye'de bir arkadaşımın arkadaşı. Yani onunla mecbur görüşmem gerekiyordu. Güzel de oldu. Şimdi Harry Potter mağazasının önüne geldim. İçeri bakacağız. Bu 20 dolar. Buradan tüm karakterlerin sihir çubuğundan da alabiliyorsunuz. Bu da Harry Potter'ınki. Hani hediyelik bence çok inanılmaz güzel. Bastırdığın zaman biri çıkıyor. Şundan bastıralım. Evet. Doğru kişiyi buldu. Filmde gördüğünüz her şeyin burada satışı var. Yani bir oradaki şato yok herhalde. Filmi izleyenler bu yılanı hatırlıyordur. Harry Potter'ın tüm serilerini izlemiş biri olarak tabii mağaza bence güzel. Hediye almak için çok ideal bir yer. Ben de bir tane asa aldım. New York'taki Türk Başkonsolosumuz Reyhan Bey de beni takip ediyormuş. Dün Instagram'dan yazdı. Sağ olsun davet etti. Şimdi onun yanına gidiyorum konsolosluğa. Ve Türk evine geldim. Bakalım ne var ne yok. Reyhan Bey ile önce bir kahve içtik. Şimdi Türk evini geziyoruz. Türk evi burada çok önemli bir noktaya kurulmuş. Karşıda BMW'nin binası var. Brooklyn Köprüsü. Manhattan'ın en önemli noktalarından biri burası. Binada birçok etkinlik alanı var. Konsolosluk binası da yine burada. Daha sonra burada tayini çıkmış memurların lojmanı da bu binada. Mesela vatandaşlık işlemleri burada yapılıyor. Vize, aklınıza ne gelirse. Böyle 140 kişilik bir konferans salonu da var. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için etkinliğe geldik. Yarım saat buradayız. Ulusal belleğimizde bulunan Çanakkale Geçilmez İfadesi'ni hatırlamalı, oradan güç almalıyız. New York'ta Çanakkale şehitlerimizi de anmış olduk. Allah hepsinden razı olsun.
Mekanları cennet olsun. Tekrar Times Meydanı'ndayız. Tabii akşam buralar çok daha albenili. Şimdi Brooklyn tarafına gidiyorum. Dumbo'ya geçeceğim. Metro ile gidiyorum. Kartınızı dolduruyorsunuz, inip geçiyorsunuz. Tek geçiş $2.75. Bu Manhattan Köprüsü, şimdi farklı açılardan da göreceğiz. Su kenarına gidiyorum. Tabii buralar bayağı turistik, yani benim yaptığım bu gezi de turistik bir gezi şimdi. Allah için. Buralardan yüzlerce, binlerce video, fotoğraf var. Google'a bir baksanız. Ama New York'a gelmişken görmek lazım. Bu sağdaki Manhattan, soldaki Brooklyn Köprüsü. New York güzel yer de çok gürültülü, uğultulu. Ya araba sesi var, ya motor, ya tren, ya insan. Mesela Tokyo'da da bulundum. 25 milyon nüfuslu bir şehir, dünyanın en kalabalık şehri. Korna sesi katiyen duymazsınız. Motor, araba sesi yoktur. Genelde hep elektrikli araçlar var. Yani New York güzel de bu gürültüsü insanı bazen yoruyor. New York değil de Manhattan diyeyim. Çünkü ben 4 gündür Manhattan'dayım. New York çok büyük bir yer. Manhattan'ın dışına çıkınca bu kadar çok uğultu, gürültü olmayacaktır. Olmaz. Hani Manhattan gürültülü diyeyim. Şimdi bu gördüğünüz Brooklyn Köprüsü'nden diğer tarafa geçeceğim. Yürüyerek. Manhattan'ı böyle doya doya gezmek istiyorsanız çok yürümeyi göze almalısınız. Ayakkabınız ve kıyafetiniz rahat olmalı. Köprü çift taraflı işliyor. Böyle biz aradan gidiyoruz. Biz derken tekim. Ama sizleri de videoya katıyorum. Onun için biz diyorum. Ya nasıl konuştum ama. Biraz önce videolarını çektiğim Manhattan Köprüsü. Bu Brooklyn Köprüsü'nü Amerikan filmlerinden hatırlarsınız. Felaket filmlerinde hep yıkılan, tsunami gelen köprü, bu köprü işte. Bu arada karşıda özgürlük heykeli de görünüyor. Köprünün yapımı 13 yıl sürmüş.
1883 yılında da hizmete açılmış. O gün bugün ayakta vallahi kaç 140 yıl olmuş ya. Köprünün diğer bacağına geldim. Amerika'ya geldiğimi Instagram'da paylaşınca birçok kişi sordu. Vizeyi nasıl aldın diye. Ben ta 2013'te almıştım. ABD vize verdiğinde 10 yıllık vize veriyor. Onun için hala geçerli bir vizem vardı. Yani o zaman da prosedür neyse o şekilde normal yolla vizeyi almıştım. Akşam yemeğine özel bir sandviççiye gidiyorum. Ali ile de orada buluşacağız. Yaklaşık 140 yıldır sandviç yapan bir yer. Amerika'ya her gelmemde bunu çok kez gördüm, yaşadım. Şimdi belki kimileri kızacak ama kızmayın. Metroyu, toplu taşımayı kullandığınızda çok fazla deli görüyorsunuz. Yani kendi kendine konuşan, böyle saçma saçma tuhaf tuhaf hareketler yapan, bağıran, çığıran çok kişiyle karşılaşıyorsunuz. Yani bunu uyuşturucuya mı bağlamak lazım ya da doğal bir şey mi bilmiyorum ama Los Angeles'ta da, San Francisco'da da, New York'ta, ben Amerika'da gittiğim her yerde çok fazla deli gördüm. Yani ben bugüne kadar 70-80 ülkede bulundum. Bu kadar çok deliye hiçbir yerde rastlamadım. Dondurma sırası. Mekanımız burası. Ali sıraya girmiş sağ olsun benden önce geldiği için. Bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. Sıramız hemen geldi. Masa da varmış. Bu arada oturduk. Önden turşu servis ettiler. Şimdi biz 3 tane sandviç söyledik. Gelmeden turşuları bitiriyoruz. Bizim turşular gibi çok güzel ya. Sandviç içine koyduğu etleri böyle hazırlıyorlar. Şimdi 3 tane söyledik. Biri pastırma. Bu brisket diye geçiyormuş. O hani bizim kavurmalı et gibi anladığım kadarıyla. Bu corn beef. Bu da corn beefmiş. Üçü de sığır eti. Çok güzel ya. Çok lezzetli. Aslında full doyduk ama bir de tatlı ya da şu kekin de tadına bakalım dedik. Kahve eşliğinde. Bardaklarla buradan istediğiniz kadar su alabiliyorsunuz. Ve duvarlarda ünlü kişilerin fotoğrafları var. Burası çok meşhur bir yer. Hani New York'a geleceğimi söylediğimde belki 10-15 kişi kesinlikle buraya git dedi bana. Gerçekten de lezzetliydi. Hani bir tanesi böyle pastırmalı gibi bir tadı var. Diğeri ise kavurma gibi ama çok güzel. Ve aşırı dolu dolu. Yani bir sandviç kesinlikle bir kişiyi doyurur. Biz 3 tane söyledik ama 3.'yü kapra yedi. Biz yiyemedik. Şimdi gezmeye devam. Şimdi Bahri abiye kahvaltıya gidiyoruz. Orada detayları anlatacağım. Bahri abi New Jersey'de oturuyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Serkan sağ olsun beni aldı.
güzel bir kahvaltı bizi bekliyor. Bu manzara için yol üstünde kısa bir mola verdik. New Jersey'den Manhattan'a bakıyoruz. Benim anladığım New Jersey'de çok fazla Türk yaşıyor. Kısmen buralarda hayat daha kolay, daha hesaplı diye tahmin ediyorum. Manhattan'a göre, karşı tarafa göre. Bahri abinin evi burası. Bu bütün arazi de ona aitmiş. Bahri abi, ben 2014-2015'te Latin Amerika'yı gezerken bana çok destek olmuştu. Kendisinin Neil Travel adında bir seyahat ajansı var. Latin Amerika'daki bazı uçak biletlerimi o almıştı. Sağ olsun. O günden beri irtibattaydık ama hiç yüz yüze görüşmemiştik. Görüşmek bugüne nasipmiş. Ailesi, arkadaşları var burada. Sağ olsun böyle bir kahvaltıda hazırlamışlar. Yani yok sanki Türkiye'de annemin evine gitmiş gibiyim. Bahri abi, Sedat abi, Serkan, siz ne? Ganime Hanım. Jennifer, Sedat abinin eşi. Biz karnımızı doyuralım. Masada katmer bile var. Çünkü Serkan Antepli, annesi de burada, o yapmış. Sıcak sıcak. Serkan'ın annesi Antep'ten baklava getirmiş. Ben tatlı manyağım diyebilirim. Valla bugün çok şanslıyım. İdris Güven'i tanıyanlar vardır. Ben de bu akşam İdris abide kalacağım. Bir video gelir belki peşine. Biz çayımızı içelim, sohbetimizi yapalım. Şimdi bu ev New York'a sadece 40 dakika mesafede. Ve buraya geyikler geliyormuş. Geyik, tilki. Yani sağ olsunlar, illa burada kal dediler ama vakit yoktu maalesef. Artık sonraki sefer deyip gezmeye yola devam ediyoruz. JFK Havalimanı'ndayım. Buradan San Francisco'ya geçeceğim. New York'ta 5 gece 6 gün kaldım. Biraz turistik bir gezi oldu, yalan yok. Ama çok doyurucu, yorucu bir geziydi. Çünkü her gün neredeyse sabah 8'de kalkıp gece yarılarına kadar gezdik. New York'a ikinci gelişimdi. Ben yine New York'u sevdim. Gezmek için bence çok güzel yer. Yani bence New York için hani bu tarz turistik bir gezide 4-5 gün yeter. Ama ben hiçbir müzesine gidemedim. Çünkü bir müzeye gitsen en az yarım günün orada geçecek. Hani müzeleri de göreyim, parklarında gezeyim, daha dolu dolu böyle doyurucu her şeyi göreyim derseniz 10-15 gün bile yetmez. Beni gezdiren, evinde ağırlayan, beraber yiyip içtiğimiz Ali'ye, İdris abiye, Bahri'ye ve Serkan'a çok teşekkürler. Şimdi buradan San Francisco'ya gidiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.